Evet, gördüğünüz gibi yol uzun. Şöyle tarif edebiliriz. 5 kere milyarı çarpınca kolayca hesaplıyoruz. Sanırım yapabilirsiniz. Fakat hızlansak varır mıyız derken ben size söyleyeyim, boşa heveslenmeyelim. En azından bizim nesil görmeyecek, hızlansak da varamayız. Şimdi Stephen Hawking diyor ki, yani evreni kavruyor olmak bize canlılar arasında bir ayrıcalık tanıyor. Dolayısıyla yolculuğu uzaklardan, yani evrenin sınırlarından başlatıp çekirdeğe doğru geleceğiz. Çünkü evren yaklaşık 14 milyar yıldır yaşıyor. Fakat biz atomu şurada henüz 110 yıl önce keşfettik. Fakat bakıyoruz ki bulgular bize diyor ki bu atom büyük patlamadan, yani evren oluşurken saniyenin işte yaklaşık 1/1000000'da oluşmuş durumda. Dolayısıyla evreni nasıl anlıyoruz? Yolculuğun neresindeyiz? Sınırları neden zorlamak istiyoruz insanoğlu olarak? Nasıl bir yolculuk yapıyoruz? Böyle bir gezintiye çıkalım istiyorum. Dolayısıyla evren deyince gerçekten bazı bulgularımız var. Yani aşağı yukarı 13-14 milyar yıl önce bir patlamayla oluştuğunu biliyoruz. Fakat biz evrenin sadece %5'ini algılıyoruz, görüyoruz. Çünkü maddesel olarak görebildiğimiz, dokunabildiğimiz kısmı bu. Büyük bir kısmı, yani yaklaşık %95'i karanlık madde ve karanlık enerjiden oluşuyor. Artı milyarlarca galaksiden bahsediliyor ve biz evrenin neresindeyiz dediğimiz zaman bizim galaksimiz, yani Samanyolu galaksisi, bu 225 milyar galaksiden sadece birisi ve eğer boyut olarak bakacak olursak evrenin yaklaşık 100 milyonda biri, basamağında bir çapı var. Bir de tabii ki yani buradaki 10 üzeri 24 kilometreyi tarif ederken biraz önce 5 tane milyarı çarparsak varırız dedim ama hiç kimse tabii tüm ömrünü yolda geçirmek istemez. Fakat 1000'le giden bir uçağa bindiğimiz zaman lütfen dikkat, 100 milyon kere 1 milyar yıl sürüyor bu yolculuk. Yani ben evrenin öbür ucunu merak ettim dediğimiz zaman dolayısıyla hiçbir zaman fiziksel olarak bizler, insanoğlu oraya gidemeyecek tabii ki. Fakat onu algılama gücüne sahibiz. Galaksimize geldiğimiz zaman boyutlar belki milyar kere milyar kilometreye iniyor. Galaksimizin de tabii ki sınırlarına biz fiziksel olarak ulaşamayız. Üstelik galaksimiz öyle bir galaksi ki 200 milyon üzerinde gezegen var ve biz dünyada yaşıyoruz. Dünyamız o gezegenlerden sadece bir tanesi. Fakat insanlık olarak evrenin sınırlarını merak ederken, bu sınırları zorlarken biz tabii ki uzaklardan gelen ışıkları, sinyalleri, yeni oluşmuş bir takım yıldızları ya da çok önce oluşmuş ama ışığı bize yeni ulaşan yıldızları keşfederek, onları kayıt altına alarak bu keşifleri yapıyoruz. Biliyorsunuz Hubble teleskobu birçok veri ortaya koydu ama insanlık gerçekten evrenin oluşumunun resmini çekebilir miyim diyerek Aralık 2021'de James Webb teleskobunu fırlattı. Ve yaklaşık 540 bin kilometreye oturdu ancak ilerleyen zaman içinde 1.6 milyon kilometreye yerleşecek. Ve görüyoruz ki 13.5 milyar yılın öncesinin resmini çeksin istiyoruz. Bu çok büyük bir başarı olacak tabii ki. Ve 13.7 milyar yıldan bahsetmiştik biliyorsunuz. Demek ki James Webb ile biz evren oluştuktan sonraki 200 milyonuncu yıldan başlayarak ancak evreni görüntüleyeceğiz. Tabii ki bu bize yetmeyecektir. Tabii ki sınırları zorlamaya devam edeceğiz. Ama ne ilginç ki 14 milyar yaşındaki evrende biz insanlık olarak adeta onun milyarda birini yani milyonda birini yani son 14 bin yılı kayıt altına alabilmişiz. Yani avcı toplumdan tarım toplumuna 1800'lerin sonundaki endüstri toplumundan
20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak bilgi toplumuna, içinde bulunduğumuz yüzyılda da, yani 21. yüzyılda da ihtiyaçtan doğan bir süper akıllı toplum yaklaşımıyla toplum 5.0'ı yakalıyoruz ya da yakalamak istiyoruz. Onun için bu son 14 bin yılı kayıt altına alabildiğimize göre özellikle son yüzyıla bir değinmek gerekir. Çünkü yeni tamamladık sayılır. Birçok ürününü kullanıyoruz. Uzunca ve önemli bir yüzyıl, iki dünya savaşı yaşandı, kendi cumhuriyetimizin de kurulduğu bir yüzyıl. Fakat yüzyılın sonunda Time dergisinin yaptığı ankette görüyoruz ki Einstein yüzyılın kişisi seçildi ve tabii çağa da atom çağı ismi verildi. Çok geniş bir ankette, oy kullandığım için biliyorum. Einstein yüzyılın başında 1905'te gerçekten evrene ilişkin, maddeye ilişkin, ışığa ilişkin, özel görelilikle, fotoelektrik etkiyle, kinetik teoriyle ama belki de en önemlisi E=mc² ile o kadar çok şey söyledi ki bunların hepsi aynı yıla rastladı. Fakat 20'lerde kuantum mekaniğiyle birleşince, 21'de biliyorsunuz kendisi Nobel ödülü kazandı. Arkasından, İkinci Dünya Savaşı arkasından radar, laser, işte elektronik ve bilgisayarla birleştiği zaman biz iletişim dünyasında adeta çığırlar yaşadık. Yani televizyon gibi, telefon gibi, internet gibi, nükleer enerji gibi, yani 20. yüzyıldan kolayca hatırlayacağımız ve halen kullanımımızda olan teknolojilere kavuştuk. Dolayısıyla yani çağın atom çağı olması, onu şöyle de belki yorumlamak lazım. Yani 20. yüzyılın ilk çeyreğinde atomun içinden çıkan bilgi, yüzyılın kalanında teknolojinin şekillenmesini sağladı. Bunu niye bu kadar vurgulamak istedim? Çünkü 21. yüzyılı yaşıyoruz. Hatta ilk çeyreğini tamamlamak üzereyiz. Biraz sonra bahsedeceğim. CERN'de atom çekirdeğinden çıkardığımız bilgi de hiç kuşkusuz 21. yüzyılın kalan döneminde, yani kalan 77 yılında diyelim, teknolojiye yön verecek. Şimdi bu 20. yüzyılda başarılan en önemli işlerden bir tanesi, tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nda hasar görmüş, adeta yıkılmış Avrupa'nın bir araya gelerek atom fiziği laboratuvarı kurma fikriydi. Ve bunu 1954'te hayata geçirdiler. Bildiğimiz, hepimizin bildiği Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, İsviçre-Fransa sınırında. Burada devasa çarpıştırıcılar kuruldu. Şimdi çarpıştırıcı derken, tabii ki elektron, proton, pozitron, antiproton gibi temel parçacıkları anlıyoruz. Fakat yerin 100 metre altında 27 kilometrelik tünelde kurulan bu büyük hadron çarpıştırıcısında biz tüm temel etkileşmeleri, tüm temel parçacıkları sınıflandıran standart model diyebildiğimiz modelde bilinmeyen bir tane bozon kalmıştı. Onu aradık esasen. Yani kuruluş amaçlarından bir tanesi buydu. Keşfimizi 2012'de yaptık. Fakat bu keşif o kadar çok şey söyledi ki, bir tanesi yani özellikle Higgs bozonu ya da Tanrı parçacığı diye biliyorsunuz anılıyor. Peter Higgs ve arkadaşları 1964'te diyorlar ki yani biz cisimlerin, maddelerin yani kütlesinin nasıl kazandığını bilmiyoruz. Ama bize göre bir alan olmalı. Bu alan bir bozondan oluşmalı ve bu alanla etkileşenler kütle kazanmalı, etkileşmeyenler kazanmamalı. Şimdi bu 1964'te ortaya atılan hipotezin, önerinin 2012'de bu büyük hadron çarpıştırısında keşfedilmesi esasen insanoğlunun son 500 yılda madde ile ilgili söyleyebildiği en önemli sonuç oldu. Yani birincisini biliyorsunuz, Newton'un eylemsizlik yasası, ben cismi teraziye koyarsam madde miktarını ölçerim idi. 1905'te Einstein dedi ki E=mc². Eğer bir cismi ışık hızına ulaştıracak olursanız madde enerjiye dönüşebilir. Onun bu söylediğini biz burada hızlandırıcılarda enerjiyi parçacıklara, yani enerjiyi maddeye dönüştürerek kullanmış oluyoruz. Ve en önemli sonuçlardan bir tanesi evrene ilişkin. Bu bilgi o kadar önemli ki, dikkat ederseniz, işte biz şu anda yaklaşık, ne dedim, 14 milyar yıl yaşıyoruz büyük patlamadan sonra. Ama bakarsak
tera elektron voltlar, yani tera scale dediğimiz CERN'de ulaştığımız enerjilerle Big Bang'e, yani evrenin oluştuğu büyük patlamaya 10 üzeri eksi 10 saniye, saniyenin 10 milyarda biri kadar yaklaşmış durumdayız. Bu ne demek? Yani uzansam büyük patlamayı yakalayacağım. Ama maalesef öyle değil. Onun için başlıktaki hızlansak varır mıyız vurgusu buradan kaynaklanıyor. Benim çarpıştırıcıdaki kullandığım, tamamını kullanabildiğim enerjiyi aşağı yukarı 10 yılda bir 10 kat arttırıyorum. Halbuki benim büyük patlamaya varmam için elimdeki enerjiyi 1 milyon kat arttırmam gerekiyor. Bu şu demek, aşağı yukarı yani 100 bin yıl sonra mı ulaşacağız hocam denilebilir. Fakat CERN'de şu anda kurulumu başlayan 2040'lar gibi çalışacak olan Future Circular Collider dediğimiz, yani şimdiki 27 kilometrelik çarpıştırıcının 100 kilometrelik olanını ve toplam enerjinin de şimdikinin 100 katı, yani tera elektron volta, 100 tera elektron volta ulaştığını düşünürsek, belki 2040'lardan sonra toplayacağımız veriler, yani 2070'e kadar o verileri analiz etmek istiyoruz. Peki 30 yılda diğer verilerle destekledik diyelim. 2100 civarında gerçekten bu 100 bin yıllık yolu sanki 100 yıla indirebiliriz diye fiziksel olarak beklentimiz var. Gelinen noktada doğadaki tüm etkileşme kuvvetlerini anlamış durumdayız. Tüm temel parçacıkların birbiriyle olan ilişkilerini anlamış durumdayız. Fakat tüm etkileşmeleri aynı bağıntıda toplama, Feza Gürsey hocamızın da katkıda bulunduğu gibi büyük birleşik teoriyi denesi olarak görmemiz, o bahsettiğim şimdiki enerjinin 1 milyon katına ulaşmamızı gerektiriyor. Bu büyük patlamaya 10 üzeri eksi 10 saniye bizi yaklaştırdığı için gerçekten atom çekirdeğinden evrenin sınırlarına derken atom çekirdeğinin detaylarında evrenin oluşumunu anlamak belki de insanoğlunun en büyük başarısı. Bu CERN'de kurulan çarpıştırıcıyı uzaylılar gelip incelediği zaman o kadar harika bir makine ki, o kadar uç değerlerde ki parametreleri, uzaylılar gelip incelediği zaman demişler ki bunu yapan insanoğlundan korkulur, biz buradan yavaştan gidelim diye. Böyle bir espriyle anlatılıyor. Tabii ki nano dünyadan ve mikro dünyadan bilgiyi çıkarırken ışık kaynaklarını kullanıyoruz, temel parçacıkları kullanıyoruz, hızlandırıcıları kullanıyoruz. Dikkat ederseniz hücreden DNA'ya, atomdan çekirdeğe, çekirdeğin merkezinde proton, protonun içindeki kuarklar 10 üzeri eksi 18 metreye inmişiz. Yani ne derler, metrenin milyarda birinin milyarda biri. Benim o 5 tane milyarı çarparsak yolu hesaplarız dediğimin 2 milyarı esasen detayda, yani atom çekirdeğine inmek için kullandığımız mesafe. Diğer 3 milyar ise dünyadan evrenin sınırlarına gitmek için kullanmam gereken mesafe. Tabii ki keşif araçları olarak hızlandırıcıları kullanmaya devam ediyoruz. Çünkü bize bilimin sunduğu bir takım olanaklar. CERN özellikle evrenin oluşumuna ve maddenin yapısını anlamaya yönelik çalıştığı için oradan örnek verdim. İçinde bulunduğumuz yüzyılı birazcık tanımlamak gerekirse eğer, biz şu anda Endüstri 4.0 kavramını özellikle 2015'ten sonra işte yapay zeka gibi, artırılmış gerçeklik gibi, büyük veri gibi, nesnelerin interneti gibi, yani yakında biliyorsunuz 50 milyar makinenin birbiriyle konuşarak üretim yapacağını biz biliyoruz. Dolayısıyla acaba makineler bizden daha akıllı hale mi gelecek denebilir. Japonların öngörüsü toplum 5.0 kavramını, yani Endüstri 4.0 ile beraber toplum 5.0 kavramını da toplumu dönüştürerek, eğiterek ve belki bu teknolojiyle daha uyumlu halde yaşayacak hale getirmemiz gerekiyor. Gerçekten araştırırken baktım ki mesela O2O diye bir sektör gelişmiş durumda. Özellikle pandemi döneminde yaşadık. O2O belki duymamış olabiliriz ama online to offline demekmiş. Yani sipariş online, hizmet offline anlamında. Hani bir yemek siparişi veriyorsunuz örneğin. Fakat bunun yarattığı sektörü düşündüğünüz zaman teknolojinin gelişimiyle sektörlerin gelişimiyle mesleklerin dönüşümünün farkında olmamız gerekir. Özellikle 21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşıyoruz ve sizler meslek hayatı olarak, yani gençleri tabii kastediyorum, önümüzdeki 40-50 yılda bu teknolojinin sunduğu, yani yüzyılımızın sunduğu
tüm yenilikleri, tüm dönüşümleri yaşayacağınız için bir yerde hazır olmamız gerekiyor. Konu teknolojiden açılmışken, tabii ki teknolojinin hangi kısmıyla uğraşalım, ne üretelim? Yani pirinç mi üreteyim, cep telefonu mu üreteyim, yoksa uydu mu üreteyim? Ondan sonra yoksa süperiletken hızlandırıcı mı üreteyim denebilir. Ülke olarak gerçekten refahı yakalamak, daha aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümek, esasen teknolojinin nimetlerinden, teknolojinin gücünden, bilginin gücünden yararlanmayla ilgili bir şey. Bilgi demişken, diyorlar ki 21. yüzyıl bilgi çağı, bilgi çağı mı olacak? Şöyle bir gerçek var, yani ben 14 milyar yıldan ya da son 14 bin yıldan bahsettim ama insanoğlunun kaydı aldığı. Günümüzde şöyle bir gerçek var, üretilen bilgi, yani bilginin üretimi, işlenmesi, dağıtılması, iletilmesi, saklanması, her ne dersek aşağı yukarı yılda ikiye katlanır hale geldi. Bunu bazen 300'sel yasa diye de anlatıyorlar. Dolayısıyla hesaplamada kuantum bilgisayarları, iletmede yeni interneti, saklamada bulut sistemlerini bekliyoruz. Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bunların çok geliştiğini göreceğiz. Örneğin ne tür bir bilgi paylaşımımız var? Ne yoğunlukta dediğimiz zaman internette 60 saniyede örneğin YouTube'a 500 saatlik içerik yükleniyor, 200 bin tweet atılıyor, 70 milyon mesaj gönderiliyor. Bu bilginin kontrolü, bu bilginin saklanması gerçekten yüzyılımızın en önemli konularından bir tanesi. Peki nasıl bir 21. yüzyıl dediğimiz zaman? Yani yolculuğumuzun 21. yüzyıl ayağını konuşmuş olalım. Yolumuz çok uzundu biliyorsunuz. Bu yüzyılda bu yolculuğun bulgularına biz neler ekleyebiliriz? Esasen o sorunun cevabını aramış oluyoruz. 21. yüzyılda baktığımız zaman Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0'dan bahsetmiştim. Ama gerçekten özellikle 2050'den sonra uzayda yaşamı aramaya başlayacağız. Hani uzay madenciliği gibi, işte ışınlanma gibi, kuantum bilgisayarlarından bahsettim. Mesela diyorlar ki 2070'ler gibi Mars'a asansör olacak. Şimdi bu kütle çekim dalgalarının kılavuzluk yapması, Mars'a asansör olması inanılmaz geliyor belki. Ama yüzyılımız bitmeden bunun gerçekleşeceğini öngörebiliyoruz. Süper uçaklar, otonom araçlar gibi, sürücüsüz araçlar gibi konuları zaten duydunuz. Ama 21. yüzyıl deyince belki de hepsini bir arada yaşayacağımız, yani bilgi çağı mı, genetik çağı mı, çekirdek çağı mı yoksa uzay çağı mı olacak dediğimiz zaman öyle görünüyor ki değişik basamaklarında, yani 2020'ler, 2040'lar, 2060'lar, 2080'ler diye dilimleyecek olursak bu dört yüzyılı bir arada yaşamış olacağız. Gerçekten muhtemelen 20. yüzyılın atom yüzyılı olması gibi 21. yüzyılda çekirdeğin içinden çıkacağı için teknoloji olarak çekirdek yüzyılı olarak anılabilir. Peki biz bu yolculukta aklımızda neyi tutalım? Hawking'in bir deyimine başta değinmiştim hatırlarsanız. Diyor ki, uzaya yayılmadığımız sürece insan ırkının önümüzdeki bin yıllarda hayatta kalabileceğini sanmıyorum. İyimser bir insanım, gezegenlere yolculuğu, yıldızlara ulaşacağımıza inanıyorum diyor. Ve gerçekten biz bu yolun uzunluğunun, zorluğunun farkındayız. Hızlansak da belki sınırlara ulaşamayacağız. Ama şimdiki nesil olarak gelecek nesillerin önünü açık tutmalıyız. Geleceğe yürürken ve bilinmeyeni ararken Ulu Önder Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. En hakiki rehber ilimdir, fendir" sözüne unutmamamız gerekir. Bilimin ışığında, bilimin aydınlığında yolumuz açık, geleceğimiz parlak olsun. Teşekkür ediyorum.